Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum size. Ben Acıbadem Üniversitesi'nden beslenme ve diyetetik okuduktan sonra %100 burslu bir şekilde yüksek lisansa kabul edildim. Yani uzmanlığımı da yine Acıbadem Üniversitesi'nde yaptım. Orada bulunduğum süre boyunca da çok değerli hocam, Murat hocamın asistanlığını yaptım Acıbadem Üniversitesi'nde. Sonra işte eğitimlerimi falan tamamladıktan sonra kendi kliniğimi açtım. Dolayısıyla hem akademik olarak devam etmeye çalışıyorum bu süreçte hem de kendi kliniğimde çoğunlukla otoimmün hastalıklarla ilgileniyorum. O yüzden tiroid de bu otoimmün hastalıkların bir çeşidi olduğundan dolayı sizlere tiroidde beslenmeyi anlatacağım. Şimdi şurayı ayarlayalım. Sorularınız falan olduğunda da zaten bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Başlıca bahsedeceğimiz konular aslında şöyle. Tiroidin genel olarak sebeplerinden bahsedeceğiz. İnflamasyon, işte tiroid çeşitleri, çoğunlukla gördüğümüz tiroid hastalarından bahsedeceğim ve bir diyetisyen gözüyle bu hastalara nasıl yaklaşmamız gerektiğinden aslında konuşacağız. Tabii en sonunda da bunun beslenme tedavisinden bahsedeceğiz. Baştan uyarımı yapayım. Ara ara önceki slaytlara sürekli bir gönderme yapacağım. O yüzden hani ara ara böyle tam kronolojik sıralamada gitmeyebilir. Şimdi tiroid bezinden başlayalım. Tiroid bezi bizim endokrin bezlerimizin en büyüğüdür. Yaklaşık olarak 20-30 gramlıdır ve şu bölgemizde yer alıyor. Burada da anatomik olarak görüntüsünü görmekteyiz. Önden ve arkadan görüntüsü olarak. Yaklaşık bu tiroid bezimiz 200 mikron çapındaki birçok foliküllerden oluşmaktadır. Ve bu foliküller de lobülleri meydana getirmektedir. Tiroid hormonunun sentezi bizim için önemli. Tiroid hormonlarının sentezi tiroid hücresinin içerisinde yapılıyor. Ve burada çalışan hormonlar T3 ve T4'tür. Zaten bizim genel olarak en çok bahsedeceğimiz şeylerden birisi de bunlar olacak, bu hormonlar olacak. Çünkü bu hormonlar birçok regülasyona katıldıkları için çoğunlukla bu hormonların işleyişini göreceğiz sizinle. Buradaki şeyde tiroidden salgılanan T4 ve T3'ün işte tiroid stimülan hormon dediğimiz TSH'ı etkilemesini görüyoruz. Hormonların %80'i T4, %20'si ise T3 olarak bulunuyor tiroid bezimizde. Şimdi sentezde tiroid bezi kan parametreleri zaten sürekli bizim gördüğümüz bir şekildedir. T3, T4 görürüz, TSH görürüz biyokimyasal bulgularda. Bu hormonlar bizim için şu açıdan çok önemli. Kan dolaşımına girerek metabolizmamızı düzenliyorlar. T3, T4 hormonların çalışması tabii ki de düzenli bir şekilde çalışması hem kilo alıp vermemizde hem metabolizma hızımızda hem işte gördüğümüz işte menstrual siklusta birçok farklı sistemi etkiliyor. O yüzden tiroid bu kadar sisteme karıştığı için aslında ben tiroidi bir veri bankası olarak adlandırıyorum. Yani bu vücudumuzdaki homeostazla ilgili birçok veriyi toplar ve ona göre vücut size yani tiroid hormonları size bir cevap veriyor. O yüzden söz konusu bu durumda sağlığımız ise çok aslında radikal bir açıklama olsa da tiroid gerçekten de her şey demektir. Çünkü birçok organdan aldığı mesajla kullanarak her şeyin bir dengede kalabilmesi için görev ve sorumluluk dağıtan bir bez olduğunu düşünün. Şimdi tiroid hormonunun etkilerine bakacak olursak, tiroid hormonunun etki etmediği hiçbir alan yok. Bazal metabolik hızımızda, bağırsak motilitesinin uyarısında, işte kemik turnover'ında, işte serum glikozundaki düzeyde, kolesterol düzeyimizde, işte lipolizde birçok evrede tiroid hormonunun etkilerini bizler görmekteyiz. Peki bu tiroid hormonunun volümüne etki eden faktörler nelerdir? Burada da zaten tiroid stimülan hormon dediğimiz TSH, alınan iyot miktarı, selenyum, gıda alımı, cinsiyetimiz, burada kadın olmak bir tık daha riskli, beden kitle indeksi, doğum sayısı, işte sigara, menstruasyon, genetik faktörler, birçok faktör aslında tiroid bezinin volümüne etki ediyor. Şimdi tiroidin fonksiyonlarını etkileyen faktörlere bakacak olursak, şimdi bizler bir düzen içerisindeyiz ve bu düzen bozulduğunda bundan tiroid hormonları da homeostazı sağladığı için tiroid hormonları da bundan olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor. Nelerdir bunlar? Yeteri kadar uyku alamadığınızda, sindirim sistemimizi zora sokacak gıdaları belli bir sürede değil, sürekli olarak hayatımızda muhafaza ettiğimizde, vücudumuzda yüksek bir inflamasyon varsa,
düşük leptin, leptin direnci varsa. Keza yine devam ediyoruz. Burada yine aynı slide'ın devamı gibi düşünürsek yüksek östrojen düzeyi, çevresel toksinler, çok fazla çevresel toksinlere maruz kaldığımızdan dolayı bugün tiroid hastalıklarının çok da hızla arttığını görmekteyiz. Hormon dengesi, yüksek östrojen gibi durumlar tiroid fonksiyonlarını etkileyen durumlar. Şimdi goiter dediğimiz hastalık aslında çok fazla duyduğumuz, Türkiye'de de çok fazla olarak gördüğümüz bir hastalık. Bu nedir? Tiroid bezinin büyümesine goiter deriz. Toplumda çoğunlukla böyle goiter bezinde işte büyüme falan var deriz. O yüzden normal erişkinlerde tiroidin ağırlığı normalde 20-25 gramdır. Burada da çok daha büyük bir goiter'ı görebiliyoruz ve bunu çoğunlukla tabii ki de bizler teşhis etmiyoruz. Hekimler bu teşhisi konuluyor ve ultrasonografi ile tanı konuluyor. Çünkü bazı durumlarda tiroid bezi görünürde çok büyük olmaya da biliniyor. Ve dolayısıyla her elinize gelen durumda da goiter diyebiliriz. Şimdi endemik goiter'dan bahsedelim. Endemik goiter bir yaş bölgesinde, bir yerleşim bölgesinde 6 veya 12 yaş grubundaki çocuklarda %10'dan daha fazla goiter vakası varsa bu yerleşim bölgesinde endemik goiter. Yani nedir bu? Çok fazla bulunması aslında, prevalansının yüksek olmasından bahsediyoruz. Bundan bahsetmemizin sebebi şu açıdan çok önemli. Çünkü memleketimizde özellikle Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesi bizim için bir endemik goiter bölgesidir ve burada çok yaygın olarak görüyoruz. Ben de bir Karadenizliyim ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işte tıp fakültesinde çalıştığım dönemler inanın hani 10 hasta geliyorsa 6 hastasında eşlik eden hastalıkları sorduğumuzda, yani bir kalp hastası bile olsa eşlik eden hastalıkları sorduğumuzda muhakkak goiter'ı görüyorduk. Tiroidlerin az çalışmasını muhakkak görüyorduk. Şimdi goiter prevalansının işte bulunma sıklığının ise %10'dan daha az olmasını ise sporadik goiter diyoruz. Buna değineceğiz. Şimdi endemik goiter nedir bu endemik goiter? Şimdi bazı bölgelerde iyot yeteri kadar alınabilir. Bunun eksikliği, yani iyot eksikliği kişilerde olmamasına rağmen endemik goiter'a rastlanıyor. Bunun sebebi de goitrojenik dediğimiz bazı maddelerin alınmasıyla oluşuyor. Dünyada ise yani birçok maddenin, birçok etken maddenin ki başta da tiroid volümüne etki eden faktörlerden de bahsetmiştik. Bunların birçok sebebin bu goitra neden olduğu gösterilmektedir. Burada da bu maddelerden, endemik goitra sebep olan maddelerden biraz daha ilerleyen sunumlarda yine size bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de endemik goiter'ın endemik olduğundan bahsettik. Özellikle de Karadeniz bölgesinde yoğunlukla görüyoruz ama Türkiye'nin diğer yerlerinde de bunu görüyoruz. Ve goiter prevalansı aslında şu oran çok çok yüksek bizim için. Ben de çok şaşırmıştım. Çünkü yani 9-11 yaş arası goiter prevalansının %31.8 olması aslında ciddi bir durum bizim için. Şimdi 14 yıl bahsettiğimiz en çok işte yaygın olan illerde Trabzon, Kastamonu, Bayburt gibi iller. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman dünya genelinde aslında bunların görülmesinin sebebi bu hastalık. Yani goiter'ın görülmesinin en sık nedeni iyot yetersizliğidir. Ancak biz burada bahsettiğimiz gibi iki sunum önce bahsetmiştim. Burada bahsettiğimiz iyot yeteri kadar alınsa da çevresel olarak maruz kaldığımız goitrojenik dediğimiz durum olursa, bu durumda da iyot yeteri kadar olsa da goitrojenik durumlardan dolayı, gıdalardan veya çevreden dolayı yine biz aynı şekilde hastalığa rastlayabiliyoruz. Lityum gibi ilaçlarda tabii ki yeter olabiliyor. Şimdi neden olabiliyor, çok pardon. Şimdi iyot yetersizliği, şimdi iyot bir şekilde hayatımızda var. Ama yenilenme içtiğimiz gıdalarda eğer ki 50 mikrogram altına düşüyorsak hormon üretimini azaltacak ve bu da hipofiz bezimizde salgılanan TSH miktarını artıracaktır. TSH miktarının artması demek ne demek? Tiroid hücrelerinin daha çok uyarılması demek. Dolayısıyla çoğalması, yani goiter'a neden olması demektir. Şimdi biz burada goiter'ın fonksiyonel olarak sınıflandırmasından bahsedeceğim. Ben aslında goiter'ın çok fazla alt başlıkları var. Birçok hastalık var ve birçok isimlendirme var. İşte duruma göre çok fazla değişken durumlar var ama en çok bahsedeceklerimi size koymak istedim. Hipertiroidin eşlik ettiği goiter, hipotiroidin eşlik ettiği goiter ve ötürüyet goiter. Hashimoto'yu zaten çoğunlukla duyuyorsunuz. Şimdi ya hipotiroidizm dediğimiz durumda
Hipotiroidizmde artık tiroid bezleri normalden daha az çalıştığı için ve ATP üretiminde azalmaya bağlı olarak tiroid hormonu aslında kendisine yetemiyor ve yeteri kadar enerji üretemiyor. Bu durumda da karşımıza hipotiroidizm hastalığı çıkıyor. Dolayısıyla bu hastaların çoğunluğunda endokrinoloji ve metabolizma derneğinin de tanı ve kılavuzunda da yer aldığı gibi genel olarak hep bahsedilen durum şudur. Hastalardan bir anamnez aldığımızda hiç halim yok, kolumu kıpırdatamıyorum. Gerçek bir yorgunluk, halsizlik, kuvvetsizlik. Bu da aklınızda kalsın diye bu cümleden bahsettim. Sürekli bu cümlelere maruz kalıyorsunuz. Şimdi hipotiroidizmin en sık görülen nedeni Hashimoto tiroididir. Bizler en çok bununla karşılaşırız. Bu hastaların çoğunlukla kan bulgularında TSH yani tiroid stimülan hormonumuz yüksek, TH ve T4'ü normal görüyoruz. Başka bulgular da var. Onlardan da sizlere bahsedeceğim. Ve dolayısıyla bir de iyot ve goitrojen alımı gibi çevresel faktörlere bağlı olarak da hipotiroidizm değişkenlik gösterir. Şimdi hipertiroidizme bakalım. Hipertiroidizmi de zaten hipotiroidinin tam tersi. Buradaki durumda tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen ve kan dolaşımına daha fazla tiroid hormonu salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Şimdi bu hastalık çoğunlukla herkeste görülüyor ancak yaklaşık olarak kadınlarda dediğimiz gibi en başta bahsettiğimiz etki eden faktörlerde kadınlarda prevalansı yaklaşık 10 kat daha fazladır erkeklere göre ve tipik olarak 20 ila 40 yaşları arasında bir hipertiroidizme rastlayabiliyoruz. Buradaki durumda neyi fark edeceğiz? Burada hipotiroidizmde neyden bahsetmiştik? TSH'ın yüksek olduğundan, TH ve T4'ün normal olduğundan. Ancak hipertiroidizmde kan testlerinde TH ve T4 düzeylerinin yüksek olması, TSH'ın ise tiroid uyarıcı hormonun ise seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak sürekli bir ATP üretimi var. Ancak bunu hücrenin içine alamadığımız için sıkıntı. Şimdi Hashimoto tiroidine tekrardan devam ediyoruz. Şimdi hipotiroidinin en sık nedenlerinin arasında yer alıyor ve çoğunlukla biz birçok birinde Hashimoto tiroidini görüyoruz. Şimdi yavaş gelişen hipotiroidi goiter oluşumu veya her ikisinin birlikte yani kişilerde goiter de oluşabiliyor, yavaş gelişen bir hipotiroidi oluşabiliyor veya her ikisi birlikte de olabiliyor. Yani hem goiter'ı hem de hipotiroidi durumunu kişilerde görebiliyoruz. Dediğimiz gibi kadınlarda çok daha fazla görülüyor. İyot alımı fazla olan bölgelerde selenyum ve radyasyona maruz kalmak da diğer nedenlerin arasında. Şimdi Hashimoto tiroidinin belirtilerine geçtik. Şimdi Hashimoto diyorum ama Hashimoto aslında. Hashimoto tiroidinde büyümüş tiroidi görebiliyoruz. Gözle görülmeyebiliyor tabii ki. Tiroid bezindeki inflamasyona sebep olabiliyor ve kişilerde sık sık hem boğaz enfeksiyonu hem de boğaz ağrısı görülebiliyor. Burada tiroid hormonları dediğimiz için tiroid hormonların metabolizma daha etkilidir dediğimiz için buradaki durumda da işte aşırı terleme görebiliyoruz veya yorgunluk, işte saç dökülmesi, kilo alma, yani kilo almaya daha meyilliler. Hatta bazı bireyler şöyledir, gizemli bir şekilde kilo aldıklarını görürüz. Yani hiçbir bulgu yoktur çünkü bu zamana kadar bir Hashimoto tiroidi teşhisi konulmamıştır. Ama gizemli bir şekilde kilo alma gibi bir durum olduğunda aslında aklımıza biz bu durumun gelmesi gerekiyor. Tabii ki de biz bir hekim değiliz. Bunu direkt bir dahiliye, bir endokrinoloğa yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii bu durum, bunların her diğer bahsettiğimiz işte yeme saldırganlığı, şeker ihtiyacı, bunların her birisi bu belirteçler arasında. Bazen kişiler bu belirtilerin hepsini taşımasına rağmen en son 1,5-2 yıl önce kan tahlili yaptırdığı için bu sonuçları dinleseniz de kan tahlili sonuçlarını normal olarak görüyorsunuz. O yüzden kan tahlili sonuçları o yüzden bizim için çok önemli diyoruz. Zaten hani eğitim dönemimizde de bu kan tahlilinin yorumlanması, bakılması, bunların her birisi de öğreneceksiniz. Şimdi bizler TSH, T3, T4'ten bahsettik değil mi? TSH düzeyi düşükse ne olur, yüksekse ne olur? Bir de arkadaşlar bu tiroidin otoantikorları vardır. Yani bunları da yine kan bulgusunda antikorlara bakarak da teşhis konulabilmekte. Nedir bunlar? İşte antitiroid peroksidaz yani anti-TPO olarak geçer. Görürsünüz yine tahlillerde. Antitroglobulin TG, işte TSH reseptör antikorları gibi. Bunların hemen tümünde yani Hashimoto tiroidi hastalarının çoğunda anti-TPO veya antitroglobulinin
pozitifliğini görmekteyiz. Tabii burada siz bunu gördünüz diye tabii ki de teşhis koymak değildir. Ancak bunu gördüğünüz için bu olduğunu bilmeniz sizin için önemli. Yani taşıma türevi hastalık olduğunu bilmeniz sizin için önemli. Buradaki genel olarak otoantikorları söyleyecek olursak, şimdi Hashimoto tiroidinde klasik seyri nedir? Tiroid fonksiyonu aslında yavaş bir şekilde kaybolur. Yani tiroid bezleri yavaş bir şekilde tiroid hormonlarının yavaşça düştüğünü görürüz Hashimoto tiroidinde. Ve bu hastalarda genel olarak aşikar bir şekilde bir hipotiroidi gelişmektedir. Bu geliştikten sonra genel olarak otoimmün bir hastalık olduğundan dolayı kalıcıdır. Şimdi antikorlardaki değişimlere bağlı olarak dönem dönem hipotiroidizm görülse de dönem dönem de Graves atakları görünebilir. Şimdi Graves hastalığından da ayrıyeten bahsedeceğim size. Buradaki durum da şu, aslında doktordan istenecek tahlillere bakalım tabii ki. Burada sizler bunları isteyebilirsiniz ancak yorum hakkı kesinlikle hekiminize ait. TSH, serbest T4, serbest T3, işte antitirogenin veya antitiroid, bu otoantikorlar. Bunların her birisini danışanlarınızda, tahlillerinize sizler bakın. Tabii ki de siz bu tahlilleri kesinlikle yaptırmak değil. Siz önce endokrinoloğa yönlendireceksiniz bir hastayı. Ondan sonra ondan gelecek tahlillerde bunları görmeniz sizin için önemlidir. O yüzden bunları tabii ki de yorumlayın ama teşhisi koyan kişi kesinlikle biz değiliz. Bundan sürekli bahsediyorum. Aynı şekilde burada hastalıktan yine bahsettik. İşte tiroidin TSH, serbest T3, T4. Bunların düzeyleri normalse hipotiroid yoktur. Tiroid hala normal oranda çalışıyor demektir. Ancak eğer ki bir Hashimoto tiroidi varsa elimizde, antikorlardan muhakkak birini pozitif olarak görüyoruz. Şimdi bunlar da arkadaşlar bizim için önemlidir. Tiroid hormonlarında kullanılan preparatlar. Bunlar nedir? Çünkü hasta bazen ne hastası olduğunu bilmez. Dolayısıyla siz burada anamnez alırken özellikle dikkat etmeniz gereken durum nedir? Hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Yani size birisi Levetiron kullanıyorum işte 25 mg dediğinde bunun aslında bir T4 için bir preparat olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Ötrox da. Bunlar, bu ilaçlar bunlar için önemli. Şimdi dediğimiz gibi hipotiroidinin durumlarında, endikasyonlarında da Graves atakları görülebilir demiştik. Yani dönem dönem metabolizmada değişkenlikler olabilir demiştik. Şimdi Graves nedir? Vücudumuz tiroid bezine karşı antikor geliştirip bezin yüksek miktarda troksin hormonunu yani T4 hormonunu salgılamasıdır. Bu durumda karşımıza hipertiroidizm olarak çıkmaktadır. Bu hipertiroidizmde genelde ne oluyor? Serbest T3 hormonumuz normal oluyor ancak T4 daha artmış oluyor. TSH ise düşük oluyor. Başta yine bahsettik bir hipertiroidizm durumu. Şimdi bunun belirtilerinde de aslında Hashimoto'nun veya hipotiroidizmin tam tersi durumu görüyoruz. Graves hastalığı belirtilerine bakacak olursak kilo kaybı gözlemlenebiliyor. Hızlı nabız, protrüzyon, uykusuzluk, sıcaklık hissi sürekli ve terlemede artış, huzursuzluk, ishal, sinirlilik ve çarpıntı gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bunlar da ciddi bir şekilde metabolizma bir tık daha hızlı olduğu için bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu androjenlere geçmemizin sebebi şu. Bizler ne söyledik? Çoğunlukla iyot yetersizliğinden bu hastalık görülebiliyor dedik. Ancak çevresel olarak maruz kaldığımız toksinler bir de goitrojenler de yine bizim tiroid hormonlarımızı bozan bir durum. Bu goitrojenik gıdalar nelerdir? Bir beslenmeci olarak bunları da bilmemiz gerekiyor. İşte kara lahana, beyaz turp, işte soya fasulyesi, pancar. Bunların içerisindeki maddelerden bahsedeceğim. Perkloronat dediğimiz bir madde var. Kirli sular. Bunların içerisinde de tiyosiyonat ve benzeri maddeler oluşuyor. İşte sürekli kullandığımız ilaçlar, antitiroid ilaçları, işte iyot içerikli öksürük şurupları, işte lityum gibi ilaçlar da buna etki ediyor. Şimdi kimyasal bileşiklerde de şu an hani beslenme öğrencileri çoğunlukla bu bileşikleri işte besin kimyası dersinde aslında görürsünüz. İşte polisiklik aromatik hidrokarbonlar hatta kimyasal olarak böyle çizimini de gösterir size. Bunlarda da gıdalarda maruz kaldığımız kimyasal bileşiklerdir. Bunlar da o zaman bizim için nedir?
tireoid hormonlarını baskılayan gıdalardır. Şimdi kara lahana dediğimiz, yani burada kara lahana, beyaz turp, soya fasulyesi ve pancardan bahsettik. Kara lahanada ne oluyor peki? İçerisinde tiyoglukozit dediğimiz bir madde mevcut ve bu madde vücutta tiyosiyonat ve izotiyosiyonata ayrılarak tireoid hormon yapımını engelliyor. Yani bir gıdanın etki ettiği durum ne kadar aslında farklı bir durum. Tabii bunu bazı fasulye türlerinde de yine aynı şekilde görüyoruz. Yani iyodun tutulumunu önleyerek hormon oluşumunu bu gıdalar azaltıyor. İyot eksikliğinde de olduğu gibi yine bu gıdalarda da tireoid hormonu tireoidi uyararak guatra neden olabiliyor. Tabii sadece burada yemek olarak değil, birçok madde ve bakteri de maalesef endemik guatra neden olduğu gösterilmiştir. Şimdi burada bahsettiğimiz perklorat ve tiyosiyonat. Ne demiştik size öncekisinde? Guatrojenik gıdalar. Bu guatrojenik çevrenin içerisindeki madde nedir? Perklorat ve tiyosiyonat dediğimiz madde var. Bu iyonlar, pardon madde diyorum, iyonlar. Bu iyonlar ne yapıyor? Vücutta iyotla bir yarış halindeler ve bu yarış maalesef tireoid bezinde iyot alımını engelliyor. Bu iyot alımını engelleyen durumlar nelerdir bizim için? Kirlenmiş yiyecek ve içecekler, içme suyu, klor temizleyiciler, işte fişekler, havai fişek, böcek ilaçları, kimyasallar. Yani siz bir gıdayı illa ağız yoluyla almak zorunda değilsiniz. Çevresel olarak maruz kalmanızda tireoid bezinizdeki iyot alımını engelliyor. Ve fark ettiyseniz çevresel olarak gün geçtikçe daha çok bu gıdalara, bu çevreye maruz kaldığımız için bugün tireoid hastalıklarının prevalansının daha da çok arttığını, endemik guatrın prevalansının daha da çok arttığını görmekteyiz. Şimdi guatrojenler nelerdir? Yine devam ediyoruz aynı başlıkta. Yine dediğimiz gibi tiroidden iyodun salgılanmasını bunlar engelliyorlar, uyarıyorlar, dolaşımdaki T4'ü baskılıyorlar. Ve bahsettiğimiz durumlarda işte karnı, karalağını, turp şalgamı gibi maddeler buna etki ediyor. Bunlardan yine bahsettik. Tekrardan slide'a koyduk. Tiroidin yani T4, T3 sentezini arttıranlara geldik. Bu bizim için önemli. Çünkü bunların sentezi arttırıldıkça aslında hipotiroidizm durumunun biraz daha ekarte etmiş olduk. Bunlar bizim için önemli vitamin mineraller. Selenyum, çinko, magnezyum, krom ve B vitamini gibi gruplar bu sentezi arttırıyor. Yani bizim için olumlu bir şey yapıyorlar aslında. Şimdi burada değineceğim nokta şu. Beslenme noktasına geçiş yapacağız. Şimdi tiroid hormonu bizim için bir veri bankası olduğundan bahsettik. Dolayısıyla bu hormonumuzu biz nasıl bilgi verirsek bize öyle bir çıktı vereceğini de az çok bunlardan aslında fark ettik. Çevresel toksinler, beslenme durumumuz, maruziyet, birçok şey bu durumu etkiliyor. Ve bu durum aslında bizim için çok hayati bir organ. Ve bu organın yüksek verimli işi yapması için onu aslında çok güzel bir şekilde bizim desteklememiz gerekiyor. Şimdi biz bu noktada bir diyetisyen olarak beslenme ile nasıl tiroid hormonunu destekleriz, buna bakacağız. Şimdi iyot dediğimiz gibi iyot tiroid hormonunun yapı taşıdır. Tiroidimizi korur ve fonksiyonlarını destekler. Aşırı iyot aldığımızda T-helper-1 ve T-helper-17 yanıtını arttırır. Yüksek iyot alımında da yine önemlidir. Ancak uyarılan, yani önerilen miktarda alınması çok yüksek alımında maalesef otoimmün tiroid olma olasılığı yüksektir. Şimdi selenyum, demir ve çinko. Bunlar da bizim için selenyum otoimmün rahatsızlıklara karşı. Bu arada sürekli otoimmün dememin sebebi tiroid de bu otoimmün hastalıkların bir alt başlığı. Ve birçok otoimmün hastalıkta aslında selenyum bizim için çok önemli. Ve selenyumu bizler iyotla beraber aldığımızda eminim arttırır. Krom da selenyum ile beraber önemli bir yer tutuyor vücudumuzda. Demir yine tiroid hormonunun sentezinde çok çok önemlidir ve tiroid peroksidaz fonksiyonu için gereklidir. Çinko, demir ve selenyum mineralleri tiroidin sinyalizasyonunun düzgün bir şekilde çalışmasını destekler. O zaman buradaki yorumumuz ne olacak bizim? Bir tiroid bezinin, bir veri bankasının güzel çalışması için bizim ona verecek olduğumuz vitamin, mineraller çok çok önemli. Dolayısıyla burada
takviye olarak olmasa da beslenme yoluyla öncelikle hedefimiz beslenmeyle kişiye makro ve mikro besinleri tamamen uygun bir şekilde vermek olmalı. Dolayısıyla burada biz gıda kaynakları arasında selenyum, demir ve çink olan zengin gıdaları vermemiz gerektiğini, bunları diyetimizde bulundurmamız gerektiğini bilmeliyiz. İşte ıspanak, sığır eti, yumurta ve kuru yemişler, özellikle fıstık gibi gıdalar, işte kuru yemişler, bu minerallerin üçünü de komple bulundur. Tabii teker teker de işte kabak çekirdeği, karaciğer gibi gıdalar, her birisi ayrı bir şekilde de destek veriyor. Omega 3 bugün beslenmede hangi hastalıktan veya hangi durumdan bahsedersek bahsedelim, bizim için çok 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 değerli bir yağ grubu. Neden? Çünkü bunu 3. sınıf beslenme derslerinde de göreceğiz. Şimdi omega 3 ile omega 6 vücutta aslında bir yarış halindedir. Şu anda eskiden önerilen miktar işte 4'e 1 oranı gibi. Yani 4 omega 6 ise 1 omega 3, 4'e 1 gibi bir oran söyleniyor. Ancak bugün bu 7'ye 1 gibi de olsa yeterli diye öneriliyor. Fakat maalesef obezite ve kronik hastalıkların, otoimmün hastalıkların artmış olduğu bölgelerde bizler çoğunlukla omega 3 ile omega 6'nın yani 20'ye 1 oranında olduğunu görmekteyiz. Bugün obezitenin bu kadar artmasının sebeplerinden birisinin de omega 3 ile omega 6 arasındaki bu yüksek fark olduğunu görmekteyiz. Şimdi vitamin A. Vitamin A, T3'ün hücrelere girişini kolaylaştırmak için çok önemli. Ve dolayısıyla obez bireylerde de A vitamini dediğimiz T3'ü arttırır ve TSH olmanı düşürür. Burada da A vitamini kaynakları yine bizim için. Önemli havuç, tatlı, patates, bal kabağı, mango ve kayısı gibi turuncu meyve ve sebzelerde beta-karoten içeriği yüksek olduğu için çok fazla bulunuyor. B ve D vitamini. D vitamini bugün görmediğimiz hiçbir durum yok. Bugün işte koronadan bahsediyoruz. Koronavirüsün D vitamini seviyesinin öneminden bahsediyoruz. Ve B vitaminleri de mitokondriyal fonksiyon için çok ciddi bir öneme sahiptir. Tabii bunların etkilerinde de yanı sıra işte D vitamini esas olarak güneş ışığından biz almamız gerekiyor. Ancak güneş ışığıyla beraber yine omega 3 kaynağı yağlı balıklarda da yoğun miktarda, bir de portobello mantarı, ülkemizde yetişmeyen bir mantar, bu mantarda da yoğun olarak bulunuyor. Yeşil yapraklı sebzeler çok fazla B vitaminlerini özellikle içeriyor. Şimdi tiroid fonksiyonlarını bizim optimize, yani en optimum düzeyde, çünkü çok yüksek çalıştığında biliyorsunuz, hipertiroide, düşük çalıştığında da hipotiroid durumu karşımıza çıkıyor. Bunlar için önemli, aslında birçok hastalıklar için önemli maddelerimin ilkine geldik. Şimdi bunu çok 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 önemsiyorum ben. Sirkadyen ritim bugün çok fazla bahsedilen bir konu. Uyku saatimiz ve uyku saatimiz ne kadar uyku uyuduğumuz gün içerisinde hangi saatlerde yatıp uyandığımız ve yatıp uyanmanın dışında yani hangi saatlerde hangi gıdaları aldığımız ve nasıl aldığımız aslında çok önemli. Dolayısıyla bu durumda sirkadyen ritim sadece uykuyla değil, aslında besin alımlarımızın saatiyle de çok başa baş giden ve çok önemli bir durum. Leptin duyarlılığı. Leptin bizim için nedir? Yağ hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Leptin duyarlılığını artıran besinler iştahı kapatır ve aşırı yeme isteğimizi frenler. O zaman nedir? Bizler beslenmemizde leptin duyarlılığını artıran besinleri almamız gerekiyor. Burada her zaman söylediğim gibi bu maddelerden hep bahsediyoruz ve en başta da bahsettiğimiz gibi vücut aslında gerçekten çok yüksek zekaya sahip bir makine gibi ve bu makineyi bizler nasıl çalıştırırsak, bizler nasıl destek olursak o denli bizimle sorunsuz bir şekilde devam edecek ve bu süreçte destek olmak bizim için çok önemli. Meslektaşlarım açısından böyle bu sürece tanıklık etmek, hem kendimiz adına, kendi sağlığımız adına hem de toplum sağlığı adına böyle bir destek vermek, bu bakış açısıyla çalışmak aslında çok 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 daha zevkli. Çünkü tek olayımız bizim sadece kilo alma ve verme değil. Görüyorsunuz hastalıklarda deli gibi bir tıbbi beslenme tedavisi görüyoruz. Ve ne kadar size hastalık gelip o hastalığı düzelttiğinizi gördükçe asıl mutluluk gerçekten de öyle oluyor diye düşünüyorum. Yani en azından bunun tatmini çok daha güzel. İnflamasyon,
Bugün birçok hastalıkların temelinde oluşan bir durum. Otoimmün hastalıklarda da, kronik hastalıklarda da vücutta her zaman bir inflamasyonun varlığı mevcuttur. Bu inflamasyonu azaltmak için bizim daha aktif olmamız. Çünkü bunlar birçok hormon regülasyonunda önemli. Alkol ve şekerli içecek kullanımı biliyorsunuz vücutta uzun vadeli bir inflamatuar markerların dediğimiz inflamatuar markerların artışına sebep oluyor. Veya rafine karbonhidrat, yüksek asitlik gıdalar. Yani biz bunları tüketmeyin diyoruz. Rafine karbonhidratları neden çıkarmamız gerekiyor ama bunların neden çıkarmamızın gerektiğinin nedeni de çok önemli. Nedir? Çünkü bunlar inflamasyona sebep veren gıdalardır. Ve ne dedik? Vücut bir makine gibidir. Ve uzun vadede bu makineye ne kadar iyi davranırsak, ne kadar inflamasyonu baskılayacak gıdaları ona verirsek o kadar bizim için geri dönüşü ve sağlık dönüşü bizim için o kadar olumlu olur. Şimdi ağır metallere maruziyet. Burada bir başlık olarak bahsettim. Ağır metaller bizim çevresel toksinler olarak bahsettiğimiz bir durumdur ve mümkün olduğunca bunlar çok uzun bir konu. O yüzden çok girmek istemiyorum. Mümkün olduğunca ağır metallerden hem kullandığımız sebze meyvede çok fazla bu toksinler. İşte sebze meyvelerin iyi yıkanması diyoruz. İşte çevresel olarak maruz kaldığımız amalgam dolgu gibi veya işte kimyasal toksinler dediğimiz havai fişekler, işte diğer maddeler veya kirli sular. Bunların her birisi bizim için ağır metallere maruziyeti artıran durum. Stres. Bugün stres maalesef inflamasyonla çok berabere giden bir durum. O yüzden stresimiz arttığımızda unutmamalıyız ki vücudumuzda bir inflamasyonun varlığından söz ediyoruz aslında. O yüzden strese maruz kaldığımız her an bu süreci de tetiklediğimizi düşünerek mümkün olduğunca yani tabii ki de böyle bir metropol şehirde yaşarken strese maruz kalmamız imkansız. Ama olay sadece beslenme odaklı değil. Dediğimiz gibi çevresel değişkenler. Burada bir multidisipliner bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Sadece beslenme değil, çevresel olarak da işte strestir, işte ağır metal maruziyettir, kimyasal toksinler. Bunların her birisi aslında bir bütün. Ve bu siklustan birisi azaldığında adeta bir domino taşı gibi böyle uzun vadeli bir yıkım görüyoruz. Şimdi ne yememeli? Ne yememeliyi az çok biliyoruz ama bunları neden yememeliyiz gerekiyor? Onunla da değinelim. Şimdi kanola, mısır özü gibi omega 6 içeriği yüksek yağlar diyetimizde eğer ki çok fazla miktarda bulunuyorsa bu bizim için ne demektir? Bizler omega 6 ile omega 3 dengesini biraz daha bozuyoruz demektir. O yüzden bunlar diyetimizde var. Mısır özü yağı, ayçiçek yağı özellikle diyetimizde çok fazla mevcut. Ancak bunları biraz daha azalttığımız, bunun yerine doymamış yağ içeriği, sağlıklı doymamış yağ içeriği, yüksek yağları tüketmemiz bizim için çok daha önemli. İşlenmiş gıdalar keza. Çünkü işlenmiş gıdalarda da aslında bizler her işlenmiş gıdada yüksek oranda hem katkı maddesi görüyoruz hem de omega 6 içeriğinde daha yüksek olduğunu görüyoruz. Omega 6 bu arada şimdi omega 6 diyetimizde bulunması gerekiyor ama omega 3 ile omega 6'ya baktığımız zaman bir dengede bulunması gerekiyor. En azından 7'ye 1 gibi bir dengede bulunması gerektiği için diyetimizdeki bu sağlıksız yağları azaltıp sağlıklı yağları arttırırsak bu dengeyi koruyup inflamasyonu da baskılamış oluyoruz. Yine tiroid hastalarında özellikle bunların düzeyleri, bunların beslenmeden alınması çok önemli vitamin minerallerin. Ne der bunlar? B12, çinko, magnezyum, C vitamini, D vitamini, krom, bakır, selenyum özellikle ve selenyum başta bahsettiğimiz gibi iyotla alınması bunlar bizim için çok önemlidir. Şimdi burada yeni bir bakış açısı değil ama tiroid de aslında bir otoimmün hastalıktır. Ve otoimmün hastalık aslında kendi bağışıklık otoimmün hastalıkta bizim yoğunlukla gördüğümüz aslında kendi bağışıklık hücrelerine saldırmasıdır vücudumuzdaki hücrelerin. Dolayısıyla bu tarz durumlarda hem otoimmünite varlığından bahsediyoruz hem de bu hastalıkların çoğunda kronik bir inflamasyon olduğundan dolayı bağışıklık sistemi hücrelerinin %80'inde zaten bağırsakta bulunuyor. Ve dolayısıyla bağırsak bu otoimmüniteye zarar verdiği için çünkü bir bozukluk var sistemik olarak. Dolayısıyla burada da bir
hasarlı bir bağırsak görüyoruz. Sadece tiroidde değil, birçok otoimmün hastalıkta bizler hasarlı bir bağırsak karşımıza çıkıyor. O yüzden hem beslenme hem de çevresel olarak maruz kaldığımız durumla bizim bunu iyileştirmemiz gerekmektedir. Yani geçirgen bağırsak sendromu, yani diğer adıyla sızıntılı bağırsak sendromu, bunu bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Hastalığın gidişatını, seyrini biraz daha değiştirmek için. Şimdi bu kadar maddelerden bahsettik. Tiroid hormonu aslında bizim için hem doku hem hormon hem de gerçekten bütün bir sistem için aslında anahtar kilit uyumu içerisinde düzgün bir şekilde çalışmaktadır. Yani mucizevi bir şekilde çalışan bu sistemin devamlılığını sürdürmek bizlerin elinde. Şimdi benim anlattıklarım bitti. Ama burada ilave etmem gereken başka bir şey var mı? Onları söyleyeyim size. Şimdi tiroid hastalarında tavsiye olarak vermem gerekiyorsa birçok maddelerden bahsettim. Şimdi bizler yani çok aranızda işte birçok beslenme öğrencisi var, ikinci sınıf, üç, dört. Her ne olursa olsun öncelikle hastalığa bütüncül olarak bakmanız gerekiyor. Gerekirse daha çok okuyacağız, gerekirse aldığımız eğitimin üzerine eğitim katmamız gerekiyor. Ve bu öyle bir platformda da hani beni de çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca sürekli size destek vermek isterim. Şimdi tiroid ve otoimmün hastalıklar çoğunlukla benim baktığım hastalıklar. Bu hastalık aslında şu açıdan zor. Hiçbir metabolizma problem olmayan bir hasta baktığınızda kilo alıp kilo vermek kolay. Ama asıl iş hastalık bazlı beslenmede hastaya istediğini verebilmek, kan bulgularını düzeltebilmek ve kan bulguları düzeltildiği gibi ne diyoruz? Dünya Sağlık Örgütü aslında ne diyor? Hem ruhen hem de bedenen bir iyilik. O yüzden kişilerin kan bulguları düzeltilebilir ama kişilerin depresif hali, yorgunluk hali, çok bitkinlik hali, bunların her birisi bizim için çok önemli noktalardır. Hasta size geldiğinde şu cümleyi duymak istersiniz. Yani bu cümleyi duyduğunuzda çok mutlu olursunuz. İşte diyete başladım, hayatım düzene girdi. İşte sabahları artık çok dinç uyanıyorum ve çok mutlu bir şekilde güne başlıyorum. Çünkü bizler sağlık dediğimizde sadece kan parametreleri değil, ruhen ve bedenen tam bir iyilik halinde olmasını kişilerin bekleriz. Asıl böyle çalıştığımızın verimliliğini görürüz. O yüzden bunların her birisi bizim için çok önemli. Bunları her zaman sorgulayın, vakit ayırın ve kan bulguları bugün çoğunlukla dinliyorum, bakıyorum ama kan bulguları muhakkak çok değişen bir süreç olduğu için hastadan anamnezinizi ayrıntılı almanızı tavsiye ediyorum. Gelecekteki meslektaşlarıma bu ayrıntılı anamnezden sonra muhakkak bir kuşkunuz varsa meslek etiği adına muhakkak bir hekime yönlendirin ve deyin ki hekimden sonra bana gelin. Çünkü bana buraya gelip teşhis konulmayan birçok hastam oldu. Sadece anamnezden bir hastalığı olabileceği şüphesini taşıyarak hekime yönlendirdiğimde çoğunlukla teşhisi konulmuş olarak özellikle mesela Hashimoto tiroidi, özellikle insülin direnci, reaktif hipoglisemi, bunları kişiler çok fark etmeyebiliyorlar ama muhakkak hastalarınız size gelmeden önce isteyeceğiniz hem anamneziniz hem de isteyeceğiniz bir kan tahlili bakacağınız profiller her zaman önünüzde, kan parametreleri her zaman aklınızda olsun. Bakın bunları da önemseyin. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah sorularınız olursa da bana hem Gmail'im üzerinden hem de sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz.